Hamileler koronavirüs risk grubunda. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hamilelerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Aşı yaptırmamanın bedelini hamileler kat be kat ağır ödüyor. Kayseri'de yaşayan Serap Çalışkan da aşı olmamanın bedelini ağır ödeyenlerden. 30 yaşındaki Çalışkan aşı olmayı korktuğu için sürekli erteledi. Hamileyken koronavirüse yakalandı. İhmali neredeyse canına mal oluyordu. Covid süreci bayağı zorluydu. Nefes darlığım çok fazlaydı. Hamile olduğum için daha da ağır geçti. Aşı yaptırmadığım için çok pişman oldum sonrasında. Ama bayağı bir ağır geçti. En sonunda hastanede artık sonuçlandı. Bebeğimi Covid'li bir şekilde dünyaya getirdim ama benim için de bebeğim için de çok zor oldu. Aşı olmadığı için pişmanlık yaşayanlardan biri de 34 yaşındaki Nurcan İskici. 6 aylık hamile olan İskici belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdı. Sonucu pozitif çıktı. Genç kadın durumu ağırlaşınca hemen hastanede tedavi altına alındı. Kimseyle konuşamıyorum. Kızıma cevap veremiyorum telefonda. Bebeğimin durumu iyi olduğunu söylüyorlar. Ama ben de nefes darlığı ve öksürük olduğunda ağrı çekiyorum ve ondan da korkuyorum. Tedavisi süren Nurcan İskeci sağlığına kavuşmak için gün sayıyor. Uzmanlara göre aşı olmamak hamilelik döneminde birçok riski beraberinde getiriyor. İşte bu hastalığı geçirdiklerinde çok fazla ilaç almaları, solunum cihazına bağlanmaları ya da dediğim gibi erken doğum riskiyle karşı karşıya kalmaları söz konusu. O yüzden aşılarını olmaları COVID enfeksiyonu geçirmelerinden çok daha iyi olacaktır. Koronavirüs aşısı gebelere hamileliğin ilk 3 ayından sonra öneriliyor. Risk grubunda olanlara ise daha erken yaptırmaları tavsiye ediliyor.